Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir haberle karşılaştım az önce. Bu haberi de sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü benim gibi Fenerbahçe ülke taraftarı olan, yani Fenerbahçe Beko taraftarı olan bütün taraftarları sevindirecek bir haberle karşılaştım. Bu haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Zeljko Obradović Fenerbahçe'mizde kalıyor. Bu müjdeli haberi herkese vereyim. Şimdi Zeljko Obradović'i biraz yakından tanıyalım bilmeyenler için. Fenerbahçe'nin başına geçmeden önce basketbol kariyeri nasıldı? Onları inceleyelim. Hadi hep birlikte videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, Zeljko Obradović, Zelimir Zeljka Obradović 9 Mart 1960 tarihinde Sırbistan'ın Cacak kentinde dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 1978 yılında Borac Cacak takımında oyun kurucu mevkiinde başlayan Obradović ilk transferinde Partizan takımına katıldı. 1984 senesinde gerçekleşen transferde Obradović henüz 24 yaşındaydı. Takıma katılmasının 3. yılında, yani 86-87 sezonunda takımına Yugoslavya Basketbol Ligi şampiyonluğunu getiren Obradović 88 yılında ise takımıyla Euroleague dörtlü finaline kalmayı başardı. Aynı yıl Yugoslav milli takımı ile Olimpiyat basketbol turnuvasına birçok madalya kazandı. Bir sonraki yıl 89 sezonunda Yugoslav Kupası ve Korać Kupası'nı kazanarak Yugoslavya'ya en iyi oyun kurucu olmayı başardı. 90 yılında da FIBA Dünya Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya aldı. Tüm bu başarılarından sonra yaşadığı talihsiz bir kaza ile bir yayanın ölümüne sebep olduğundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ve cezasını çektikten sonra koçluk kariyerine adım attı. Değişik bir hikayeymiş. İlk antrenörlük deneyimini Partizan ile yaşayan Obradović takımına ilk senesinde Sırbistan şampiyonluğu ve Euroleague şampiyonluğunu kazandırdı. 1994 ve 1995 yıllarında ise sırasıyla Badalona ve Real Madrid ile Euroleague şampiyonluğunu elde etti. Real Madrid takımından sonra 13 yıl antrenörlük yapacağı Panathinaikos'a transfer oldu. Panathinaikos ile toplamda 5 adet Euroleague şampiyonluğu, 1 adet Euroleague üçüncülüğü, 1 adet Euroleague dördüncülüğü ve 11 adet lig şampiyonluğu kazanmıştır. Yeşil beyazlı takıma en verimli dönemlerini yaşatan Obradović, 2013 senesinde Fenerbahçe Ülker, o dönemde Fenerbahçe Beko değildi, Fenerbahçe Ülker'di. Bu basketbol takımıyla anlaştı. Türk basketboluna birçok değer katan Obradović aynı zamanda takıma da birçok kupa kazandırdı. 2013-2017 yılları arasında Fenerbahçe erkek basketbol takımı 3 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 kez Türkiye Kupası, 3 kez Türkiye Basketbol Ligi Kupası kazandı. Ve 2018 itibariyle 4. kez Türk Hava Yolları Avrupa Ligi dörtlü finallerine kalmayı başardı. 2017'de Euroleague şampiyonluğu vardı tabi. Evet arkadaşlar, şimdi kontrat anlaşmasıyla ilgili ve sizi sevindirebilecek bir haber sunuyorum. Obradović'in hayatı bu şekildeydi. Obradović şimdi bu günlerde sıcak temas halindeler Fenerbahçe yönetimiyle. Obradović kontrat görüşmelerine devam ediyor Fenerbahçe ile ilgili. Bugün sıcak gelişmeler yaşandı. Fenerbahçe efsane koçu Zeljko Obradović ile kontrat uzatmaya hazırlanırken resmi imzaların sezon bitmeden atılması gündemde. Sarı lacivertlerin en çok merak ettiği konu da taraftarın yüreğine su serpen gelişmeler var. Başkan Ali Koç bizzat ilgileniyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Obradović için kontrat görüşmeleriyle bizzat ilgilenirken bütçe konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak diye söylüyor. Kadroda ise revizyona gidilecek. Sezonun bitmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin kadrosunda önemli ölçüde revizyona gitmesi bekleniyor. Özellikle yerli rotasyonuna ciddi takviyeler yapılacak.
Yabancı rotasyonda daha birkaç isim dışında değişmesi bekleniyor. Birkaç isim yabancı olarak kalacak. Diğer yabancı oyuncuların komple değişmesi bekleniyor. Maurizio Gerardini ile devam ediyor arkadaşlar. Yola Fenerbahçe'de başarılı genel menajer Maurizio Gerardini ile yola devam edilecek. Obradovic ile iyi bir uyum yakalayan tecrübeli yöneticiyle anlaşma hazır durumda. Sevindirecek bir diğer haberimiz Ozan Balaban geri dönebilir. Sarı lacivertlerde uzun yıllar basketbol şubesinde başarıyla görev alan eski yönetici olan Ozan Balaban tekrar dönüşü gündemde. Şubeyi ve koçu yakından tanıyan Balaban önümüzdeki sezon yeniden görev alacak. Evet arkadaşlar, Obradovic ile ilgili haberimiz bu yöndeydi. Şimdi Obradovic'in tezahüratları ve bazı videolarından kesitler derledim. Onları izleyeceksiniz. Sevinçliyiz. Obradovic gitmeyecek. Obradovic Fenerbahçe'de biliyorsunuz devrim yapmıştı. 2013'ten, yani bu sezon 7. senesi, inşallah bir uzatırlarsa 3-4 yıl daha kalmasını isterim Obradovic'in. Obradovic'e güvenimiz tamdır arkadaşlar. Bu adam basketbol profesörüdür. Kim ne derse desin, bu sezon takım inişli çıkışlı sezon geçirse de Fenerbahçe Avrupa'nın en iyi takımları arasındadır. İnşallah bu sene playoff'a kalırız. Playoff'a kalamazsak bile, yani playoff kalsa finallerde falan veya elensek, inşallah elenmeyiz. Belki şampiyon da oluruz inşallah. Dileğimiz bu yönde. Ama elenirsek de bir diğer Türk takımımız Anadolu Efes inşallah şampiyonluğa ulaşır. Geçen sene finalde kaybetmişti biliyorsunuz. Diyeceklerim bu kadar. Şimdi hep birlikte Zeliko Obradovic'in kesitlerini izleyelim arkadaşlar. Basketbolla kalın, hoşça kalın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Biraz duruyor ya. Biraz da oynayan sanırım. Atlıyorsun ileri.